Baba beni çağırmışsın. Geç otur karşıma. Hazır Ali, sana bir görev vereceğim. Ama sadece ikimizin arasında kalacak. Peki. Hiç kimse bilmeyecek. Sadece ikimiz. Tamam, anladım. Aramızda kalacak olan şey ne? Bir ekip kuracaksın. Hiç kimsenin asla öğrenemeyeceği, arkasından asla bizim çıkmayacağımız bir ekip. Ne için? Meftunlar için. Takip mi edeceğiz, ne yapacağız? Hepsini öldüreceğiz. Tamam, anladım. Öldürmeye önce hangisinden başlayacağız? Ben sana söyleyeceğim. Sırasıyla. Ya küçükten büyüğe, ya büyükten küçüğe. Baba, bir şey sorabilir miyim? Sevda. O sizin konunuz değil. Ne diyor amcam? Olup bitenlerden annemin haberi var mı diye soruyor. Hakikaten haberi oldu mu Hazır Ali? Annem babamın hatta her adım bilir. İşte bizim o her adımdan pek haberimiz olmuyor da. Merak etme hayat. Anne olunca senin de her şeyden haberin olacak. Nasıl olacakmış o? Çünkü anneler her şeyi bilir. Hisseder. İlyas. Hayriye anne taziye evine gideceğiz dedi. Gideceğiz. Gitmezsek bu bir tavır olur. Olsun diye zaten gitmeyin diyorum ya Ömür. Senin dediğini yaparsak Hayriye anne ne duruma düşer? Gelinlerini Meftun'un evine götüremeyen kadın mı dedirttireceksin?
Tamam Ömür, tamam. Anladık, güç gösterisi yapacaksınız, tamam. Bir şey demiyorum. Ama şunu aklından çıkarma, iyice aklına sok. Sen orada beni temsil ediyorsun. Yani net, tavır belli. Ben her zaman seni temsil ediyorum. Hiç merak etme. Çok geç kalmayın. Erken çıkacağız zaten. Emine ablayla işimiz var. Ne işiniz varmış? Alışverişe gidelim dede. Siz niye yoruluyorsunuz ki? Çocuklara söyleyin. Ne istiyorsanız alsınlar gelsinler. Erken kalkmak için bahanemiz olur. Hem fena mı? Sen daha bu olayı tırmandıracak mısın? Hangi olayı? Sevda meselesini. Benim öyle bir meselem yok. O mesele benim meselem değil. O zaman şöyle sorayım. Hızır abimin sevda meselesini daha tırmandıracak mısın? Evet. Gerekirse evi de terk edeceğim. Beysat'ın dolduruşuna gelme, Allah'ını seversen. O ne biçim laf öyle? Ben şimdiye kadar kimin dolduruşuna gelmişim? Yani sen istemez misin Allah aşkına, gidelim kendimize bir ev tutalım? Hani böylelikle bu bahaneyle buradan çıkmak da daha kolay olur. Nereden çıktı şimdi bu ayrı ev meselesi? Koskocaman ev. Benim için diyorsan ben burada çok mutluyum. Bir tanem. Bak evde pijamayla bile dolaşamıyoruz. Pijamayı geçtim. Eşofmanla bile dolaşamıyoruz. Eşofmanla dolaşıyorum. Hop, hasta mısın? Niye böylesin? Ben rahat olmak istiyorum ya. Ben özgür olmak istiyorum ya. Abartıyorsun İlyas. Sen hakikaten hasta olduğunda eşofman giyen adamsın. Onun dışında spor bile giyinmezsin ki. Ömür, ben ne diyorum? Sen ne diyorsun Allah aşkına? Ben diyorum ki el ele olalım. Göz göze bakalım. Baş başa olalım. Anladın? Ver elini. He? Elini ver. El eleyiz. Baş başayız. Gözün içine bakıyorum. Ama sen utanmadan bana yalan konuşuyorsun. Ayrı bir eve çıkacağız. Sen beni o eve hapsedeceksin. Öğlen gideceksin. Sabaha karşı geleceksin. Ben öyle bir başıma bekleyeceğim. Hiç kusura bakma. Ben burada ailemle gayet mutluyum. Sen böyle bir yaşam istiyorsan hiç durma. Git Behzat abinin, Haşmet abinin yanına taşın. Ya o değil de. Sen hakikaten bunlarla 30 yılı nasıl geçirdin ya? Kıyamam sana, kıyamam. Vallahi bak, senin hayatın benimkinden zor olmuş ya, söyleyeyim. Bu arada, Behzat'a koskoca adamsın, git başka eve taşın dedin ya. Çok bozulmuş. Neyine bozulmuş? Yalan mı söyledin? Doğruyu söylüyorum tabii. Eşek kadar adam. Allah Allah. Üstelik bozulduysa da gelecek bana söyleyecek. Sana niye söylüyor? Benden başka dertleşecek kimsesi yok ki. Var işte, ben varım. Dur öyle dur. Şu kornaya bas. Derdi neyse bana söylesin, ben ona derman olurum. Dibinde gidelim de. Benimle konuşacağın bir konu mu var? Yok. İyi. Ben enişteyle gelirim. Yürü lan yürü.
Bu amcanız bizimle oturmaktan mutsuz mu? Yok, bence mutlu. Eğer siz de mutsuzsanız özgürsünüz ha, söyleyeyim. Biz burada özgürüz amca. Hayır, ben yerinizi dar ediyorsam benim bir evim var gidebilecek. Vallahi hiç bizi bahane etme amca. Eğer sen başka bir evde yaşamak istiyorsan özgürsün. Özgürmüş. Bir gün özgür olacağım. Baba, Allah'ını seversen duygu sömürüsü yapma. Sanki herkes sana bir şey yapmış, sen kimselere hiçbir şey yapmamış gibi davranıyorsun. Boş boş konuşma lan. Yürü, yürü. İlyas'ım, bu Sevda'nın tek sorunu soy ismi. Yani dayı onu değiştirdiği zaman sorun ortadan kalkacak gibi. Laf mı yani şimdi bu senin dediğin enişte? Yani ben dayı yalnız kalmasın diye söylüyorum. Çünkü dayı yalnız kalınca mutsuz oluyor. Mutsuz olunca da bize sarıyor. Kalsın kalsın. Yalnız kalsın, mutsuz olsun, bize sarsın. Yeter. Masamızda oturan adamın kızına sarmak nedir peki? E adam öldü ya İlyas'ım. Ha, sen amcasını kastederek bakıyorsun ama onu da öldürürüz diye düşünüyorum. Değil mi? Adam akrabamız oluyor. Nereye öldürüyorsun? Ya İlyas, biz akrabamızı ilk defa mı öldüreceğiz? Biz memleketten İstanbul'a niye geldik? Birbirimizi vuruyoruz diye. Doğru söylüyorsun enişte. Öldürmediğimiz akrabamız bir sen kaldın. O da nasip. Emine Hanım yok mu? Emine ablayla orada buluşacağız anne. Niye buradan gitmiyoruz? Biz oradan başka bir yere gideceğiz. Orada buluşur, ayrı arabayla gideriz dedik. Nereye gidecekmişsiniz? Teyzeciğim, sen ne karıştırıyorsun? Nereye gidecekler, ne yapacaklar? Boş ver, nereye giderlerse gitsinler. Karışmıyorum. Soruyorum da. Zafer. Buyur validem. Sen diyeceklerimi duyma. Emredersin validem. Sizi o eve götürüyorum ki dost düşman görsün. Benim gelinim yoktur. Kızlarım vardır. Gelin olmak isteyen varsın, gelin olsun. Bana bu kadar kız evlat yeterlidir. Hayriye anne, bize söylemek istediğin bir şey varsa söyle, ona göre biz de orada yanlış bir şey yapmayalım. Oh, Melike Yulano, elini uzatacaktır öpün diye. Kaynanasını sevmeyenler, çenesiyle el öpeyler ya. İşte siz de öyle öpeceksiniz elini. Anne, o aslında biz ruj sürüyoruz ya, işte o yüzden. Hani büyüklerimizin eline bulaşmasın diye. Yok, birbirini seven insandan kötü bir şey ulaşmaz. Ama o yılan Melike'den zekil bulaşabiliyor. Duydun mu Zafer? Bir şey mi dedim halde? (Gülüyor)
Abi. Hı. Senin de böyle saçma sapan düşüncelerin var mı? Ne gibi? Besat Bey, ha? Yani. Hani Hızır Reis gibi böyle. Evlilik falan. Benim yok. Senin ne zaman böyle saçma sapan düşüncelerin olacak Besat? Çok affedersin de yerini mi dar ettik abi? Burada olmamdan rahatsız oluyorsan ben kendime bir yer bakayım. Canın yine cezaevine girmek istiyor herhalde. Hayırdır? Ya ne alakası var abi? Senin bir planın varsa açık açık söyle. Benim öyle bir planım yok. Ama yarın öbür gün Hızır Reis gibi evleneceğim diye ortaya çıkarsan rezil olmayalım, onun için söylüyorum. Bunun neresi rezillik? Hadi onu boş ver. Siz niye rezil oluyorsunuz? Onu anlamadım yani. Ben Hızır'ın evleneceğini duyduğum zaman açıkçası mutlu olur. Abi senin başkalarının mutluluğuyla mutlu olan bir yapın var. Güzel. Maalesef bazılarımızda o yok. O bazıları İlyas da sen mi oluyorsun? Evet, bu konuda biraz benziyoruz. Çok iyiymiş. Bu konuda benziyorsunuz ha. İnsanın yaşlanınca yalnız kalmak istememesi kadar normal bir şey yok. O ne demek abi şimdi? Şu demek, yani birinin sana bir çay getirmesi, bir kahve getirmesi, ne bileyim öyle oturup iki kelam bir dertleşmek, bir sohbet etmek. Yani bunun nesi sana abes geliyor, ben onu anlamadım. Allah Allah. Ya Allah aşkına sizin Hızır Reis'le çay kahve getireniniz mi yok? Bütün mevzu bu mu yani abi şimdi? Zaten anlatmak istediğim de o. Biz garson aramıyoruz Besat. Aramıyoruz derken? Ha, bir arayış var yani. La havle, la havle. Ya ne la havle abi? Bir arayışın varsa söyle. Biz de ona göre başımızın çaresine bakalım. Öyle bir şey olursa haber veririm Besat. Ben çıkıyorum abi. Çıkıyor muyuz abi? İlk fırsatta giriyoruz Hakan. Nereye abi? İçeriye. He? Mapusa, mapusa. Bu dışarıda belli ki başımıza gelecekler var. Kardeşim biz yapamayız böyle gizemli, belirsiz bir hayatta. Nasıl dersen abi. Hakan. Bak en iyisi ben o Feyyaz Meftun'u gideyim bir mobesenin önünde indireyim olsun bitsin. İlyas da rahat eder, bacımla ben de. Duyduğumda inanamadım. Öldüğü gece hep birlikte bu salonda hayırlı bir iş için toplanmıştık. Rahmetlinin hiçbir şeyi yoktu. Yorgundu İbrahim'im. Çok yorgundu. Her ne kadar artık şu işle güçle uğraşma desem de dinlemezdi rahmetli. Allah rahmet eylesin.
Hangi muz laf dinliyor ki? Laf ediyoruz, ediyoruz. Sonra da ölüp gidiyoruz. Melike Hanım, sen rahmetliden büyük idin, değil mi? İşte sıralı da gitmiyoruz maalesef. Öyle. Senin de kayıpların sıralı olmadı Hayriyan. Gidene değil, kalana zor. Nasıl gittiğine bağlı canım. Duyduğumuza göre rahmetli yatağında ağrısız, acısız gitmiş. Öyle gitmek de herkese nasip olmaz. Sevdacığım. Senin acını burada hiç kimse senin gibi yaşayamaz. O yüzden bizim söylediklerimiz seni incitmesin, olur mu? Beni en çok inciten şey, en mutlu günüm, en mutsuz günüm oldu. Fark ettim de, buradaki herkes babasız büyümüş. Aramızda en çok babasıyla vakit geçiren kişi de sen gibi duruyorsun Sevda. Yani aslında içimizdeki en şanslılardansın. Tabii büyüklerimiz çok daha büyük acılar yaşamışlar. Belli ki onları güçlü yapan şey de bu. Evet, haklısın. Belki burada babasıyla en çok vakit geçiren benim. Çok şanslıyım. Ama sevdiğim, en çok sevdiğim insanı kaybettim. Ama sizler gibi bir aile kazandım. Çok teşekkür ederim yanımda olduğunuz için. Küçük gelin, senin de baban yok galiba. Evet efendim. Peki annen nasıl büyüttü? Zor olmuştur. Zor. Çok çabaladı. Ne iş yapardı annen? Bizi büyütmek için hemen hemen her işi yaptı. Evlere temizliğe gitmek de dahil. Hay Allah. Bizim evimizde de böyle zor durumda kalıp gelen sevdiğimiz kadınlar var. Senin gibi güzel kızları var mıymış bir bakayım. Malum, bir sürü bekar yeğenim var. Böyle kızlarım olsun diye her gün el alemin evini temizlemeye razı olurum. Allah-u Teala bana 3 erkek evlat verdi. Ama dualarım nasıl kabul olduysa, bu kızlarım bütün evlatlarımdan daha hayırlı oldu. Sizin hiç çocuğunuz olmadı mı Melike Hanım?
Benim çocuğum çok. Doğurduğum için değil, büyüttüğüm için bana anne derler. Değil mi Sevda? Evet halacığım. Beni sen büyüttün, teşekkür ederim. Çocuğunu da ben büyüteceğim inşallah. Nasip. Kaderde ne yazıldıysa odur. Keşke bilseydik de tedbirimizi oğa göre alırdık. Evet abi, nedir büyük planımız? Tabii senin küçük planlarını geçecek olursak. Büyük planımız, küçük plan yapanların planlarını bozmak İlyas. Yani? Yani her şey bir plan mı dayı? Her şey bir plandır enişte. Bunu keşke daha önce söyleseydin. Gecelerdir İlyas'ın gözüne uyku girmiyor. Ya yok öyle bir şey. Kim diyor bunu? Bilip bilmeden konuşma. Ya Ömür Hatça'ya söylemiş İlyas huzursuz diye. E ben de seni tanırım. Sen huzursuz olunca asla uyuyamazsın. La havle. Evet, huzursuzum. Birinin bir şey söylemesine gerek yok. Yüzüme bakan zaten bunu anlar. Niye niye? Niye İlyas, niye huzursuzsun? Abi bak, ben bugüne kadar senin gönül meselelerine hiç karışmadım. Evet, tasvip etmediğim şeyler oldu ama hiçbir zaman da haddimi aşmadım. Yanlış mıyım? Vallahi Allah için doğrusun İlyas. Neyse. Yine haddimi aşacak değilim, sana akıl verecek hiç değilim. Ama abi sen manyak bir aileyi aldın getirdin masamıza oturttun ya. Dedin ki bunlar şöyle köklü bir ailedir, böyle güçlülerdir. Girip çıkmadıkları yer yoktur. Ticaret dedin, herkes el kaldırdı, eyvallah dedi. Yine söylediklerimin arkasındayım İlyas. Masamızdaki herkes senin de dediğin gibi bu İbrahim Meftun. Hani olgun bir adamdı diye... Eyvallah dedi, sesini çıkarmadı. Ama adam öldü, öldü. Ne oldu? Ailesinin başına da o düzenbaz kardeşi geçti. Ve aynı düzenbaz kardeşi şimdi o adamdan boşalan o koltuğa gidip istediğini oturtabilecek. Ya kimi oturtacak İlyas'ım? Oğlunu mu? Otursun. Bizim için iki dakikalık iş. Dayı bir göz kırpsın yeter. Bak. Enişten rahat. Abi bak, beni rahatsız eden şey senin bu konudaki tavrın. Adamlar masamızda mı oturuyor? Tamam eyvallah, otursunlar. Eniştenin de dediği gibi senin bir göz kırpmanla biz hepsini öldürürüz. Sorun değil. Ama sen kalkmış bunlarla akraba olmak niyetindesin abi. Bu ne demek sen biliyor musun? Benden habersiz hiç kimse kimseyi öldürmeyecek demek. Vallahi ben bu konuda söz veremeyeceğim abi. Niye İlyas? Senin kayınbiraderin can düşmanındı. Masada oturuyordu. Kimse kimseye sıkmadı. Şimdi de akraba oldunuz. Aranızdan da su sızmıyor oğlum. Ha? Aynı şey mi abi bu ikisi? Vallahi buradan bakınca aynı duruyor İlyas. Ya neresi aynı? Ben hasmımın bacısını sevdim mi? Sevdim. Ben onun için vurmayı da vurulmayı da... ...öldürülmeyi de masadan kovulmayı da göze aldım mı? Aldım. Sonucunda ne oldu? Ben sevdiğim kızı almış oldum.
Ama ben aynı netliği abimden de bekliyorum. Bana diyecek ki ben de bu tavır içindeyim. Ben onun için her şeyi yaparım. Ama aksini düşünüyorsa onun için hiçbir şey yapmayacağım. Hatta abi kusura bakma, sen masada neyi oylatırsan oylat ben reddedeceğim. Ve herkesin de reddetmesi için elimden gelen baskıyı uygulayacağım. Ha, bana diktin yani İlyas. Evet abi, aynen öyle. İyi. O zaman ben de hiçbir şeyi onaya monaya sunmam. Kafama göre yaparım. Özel hayatımdaki gibi. Yanlış yaparsın abi. Amca. Belli ki yine bir şeyler oluyor. Ne gibi? Bu sabah Kayman Adaları'ndaki hesabımıza para yatacaktı ama yatmadı. Feyyaz Meftun'la görüştüm. Sorun var, telefonda anlatamam, yanınıza geliyorum dedi. Sonra Ünal Bey aradı. Altan gelip görüşecek. Yanında birini getirecek. O adam Amerikalılar için önemli bir adam. Ne istiyorsa amcan kabul etsin dedi. Ne demek adam ne istiyorsa kabul etsin? Kim bu adam? Hangi konuda görüşmek istiyor? Ne istiyor? Belki de canımızı istiyor. Verecek miyiz yani? Bizim canımızın onlar için bir önemi yok İlyas. Onlar başka bir şeyin peşinde. Silahları diyor dayı, silahları. Söylemen çok iyi oldu enişte, yoksa ben anlamamıştım. Rica ederim İlyas. Halacığım, beni ve ilişkimi desteklediğin için daha önceden teşekkür etmiştim. Ama insanlara olan davranışların hiç de öyle gözükmüyor. O ne demek öyle? Yani Kızır'la evliliğimi istemiyormuşsun da benim hatırım olsun diye destekliyormuşsun gibi gözüküyorsun dışarıda. Diyelim ki öyle Sevda. Ne olacak? Ne mi olacak? Karşıysan karşıyım da hala. Diyelim ki karşıyım. Sözümü dinleyecek misin? Babam ölmeden önce karşı değildin hala. Bari fikrini ne değiştirdi, en azından onu söyle. Babanın ölümü. Bu aileden yol yakınken uzak dur. Sen o gece Hızır'la evden çıkıp gittikten sonra baban çok üzüldü. Kızım beni nasıl bu duruma düşürür? Bu kadar insanın içerisinde adamın arabasına atlayıp gider diye hazmedemedi. Yüreğine indi. Sen de hala Hızır'a karşı, ailesine karşı anlayışlı olmamı bekliyorsun. Olmayacağım Sevda. Yani babamın ölümüne ben mi sebep oldum? Baban Çakır Beyliler yüzünden öldü. Ben bu aileyi senin gibi tanımıyorum. 40 senedir tanıyorum. Hayriye'nin ve çocuklarının kimseye felaketten başka bir şey getirmediğini çok iyi biliyorum. Ya onlar da senin için aynı şeyi düşünüyorlarsa hala? Sen de eğer onlar gibi düşünüyorsan kızım, halanı bir gün anlayacaksın. Ben diyorum ki çok geç olmadan halanı iyi anla.
Biz Hızır'la birbirimizi çok seviyoruz. Bence sen de çok geç olmadan bunu iyi anla, olur mu halacığım? Ne oluyor abla? Geç şöyle bir otur. Çıkıyordum abla. Ne oldu, bir şey mi oldu? Bu kızın konuşarak beni anlayacağı yok. Daha anlayabileceği bir dilden anlatmak lazım belki de. Yani abla, kastettiğin şey Hızır'a bir şey yapmaksa bu şu an mümkün değil. Hızır senin sorunun, senin işin. Bugün değilse yarın bu sorunu çözersin. Ama Sevda'ya bu ailenin gelinlerinin de zarar görebileceğini göster ki bir an evvel aklını başına toplasın. Yapma abla. Çakır Beylilerin erkekleri bitti de şimdi kadınlarına mı sıra geldi? Öldür demiyorum. Zarar ver diyorum. Ben yaptırmasına yaptırırım. Ama iş üstüne kalır. Bu işi üstümüze kalmayacak şekilde hallet diyorum. Tamam abla. Çocuklara söylerim. Birilerine yaptırsınlar. Paçalı olan geline yapsın. Küçüğü Sevda'ya denk değil. Tamam abla, tamam. Vesat Reis, bana anlatanlar yemin billah ettiler. Bu meftunların halası kendi doğurduğu çocuk kundaktayken ağlıyor diye onu boğmuş. Allah Allah. Sebep? Vallahi sus demiş susmamış babam. Sebep o yüzden. Vay sen benim sözümü nasıl dinlemezsin? Ya bebe bu ya. Ağzı var dili yok. Ama belli ki bu kadının vicdanı yok. Ya benim dediğim olacak ya herkes ölecek dermiş zaten bu hala. Ya kim çıkartıyor bu şehir efsanelerin Tekin? Olacak şey var, olmayacak şey var kardeşim. İşte bu olmayacak şey Besat Reis. Ama olmuş. Sağ ol Tekin, çok teşekkür ederiz. Gerektiği kadar aydınlandık. Bundan sonra Melike Hala'nın yanına gittiğimiz zaman ayağımızı denk alırız. Allah'tan halayla değil de kardeşiyle oturuyoruz masada. Bu Feyyaz hakkında ne biliyorsun, onu anlat bize. Derhal anlatayım babam. Ama ben o kısmı alıştıra alıştıra geleyim istedim. Çünkü o kısım tam bir fecaat. Her tarafı fecaat olsa oğlum ne olur? Vallahi ben size anlatayım da durumu. Her tarafı fecaat olsa ne olur? Ona siz karar verin. Bu bizim reisin öldürdüğü Habbam yok mu? Hani Lübnanlı. Hı. İşte bunun işlerinin başına kardeşi Behram geçmiş. Diyorlar ki bu Behram'la Feyyaz'ın da arası bayağı sıkı fıkıymış. Hatta ve hatta Feyyaz zamanında firara düşmüş. Behram bunu alıp Beyrut'ta saklamış. 10 numarada ağırlamış. Bölgenin bütün istihbarat örgütleriyle Feyyaz'ı Behram tanıştırdı diyorlar babam. Bize ne oranın istihbaratından? Oradan buraya bir iş mi çevirecekler? El Muhaberat'tan bahsediyor. Fas'tan Yemen'e, buradan Çin'e, her işin içine varlar yani Hurşit. Aynen öyle Fahri babam. O bölgede çok tehlikeli bir istihbarat örgütü olduğunu söylüyorlar. Ya büyütme gözünde ya. Büyütme ya. Bence de çok büyütmeyin. Vallahi benim zaten şu aralar birilerine vurup içeri giresim var. Feyyaz'a da taktım kafayı.
bu Behram Tekin'in dediği gibi tehlike ise ben ikisini de paket ederim. İçeri girer rahat rahat yatarım. Sen de taktın bu aralara içeri girmeye. Vallahi dışarının gidişatı hiç hoşuma gitmiyor. Vallahi Behzat, ben sana bunun nedenini söyleyeyim. Seninki psikolojik. İlyas'la aradaki gerilim bitince boşluğa düştün. Sıkıntı etme, bizde gerilim bitmez.